Pekiştirme 19'dan merhabalar diliyorum. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Dikdörtgenin de yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şimdi pekiştirme 19 ve akabinde dikdörtgende alan konusu var. Öncesindeki son testimiz. 12 tane soru bizi bekliyor. Her zamanki olduğu gibi diğer pekiştirmelerde olduğu gibi. Burada biraz daha farklı sorular da olacak. Döndürmeler, katlamalar, çevirmeler, sarkaçlar birçok şeyler var. Yeri gelecek öklütü kullanacağız, benzerliği kullanacağız, eşliği kullanacağız. Birçok bantı kullanacağız. Hazır mısın? Hadi bakalım iyi seyirler. İkimize de iyi bir ders geçirmek dileğiyle. Gelsin birinci sorumuz. Evet ne dedik? Benzerlik kullanacağız dedik. Benzerliği nasıl kullanacağız? ECK ECK dersek. D, C, 4, K. Hı, Hı D, C, 4, K ise buraya 3, K kalır. O zaman burası 4, K olacaktır. Aha. Tamam. Şu mesafeler X'de zaten burası da X idi. Ee, şuralar da eşit de değil mi? Orta noktadan. Tamam. Ancak şu kelebeğe bakalım değerli arkadaşım. 3K ve şu kelebeğe bakalım. 4K ne oldu o zaman? O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Zaten DF'ye 6 vermiş değil mi? Buraya 6 vermiş. 6'nın nereye oranı? BF oranı. BF dediğimiz ifade bilmediğimiz bir yer. BF. Eşittir. 3K'nın 4K oranı. Bunlar birbirini götürdü. Bununla bu gitti. 2 kaldı. Evet BF eşittir. 8 santimetre. Şimdi değerli arkadaşım burası 8 santimetre burası 6 santimetre. Topladık 14. O zaman 2X değil mi? Bu uzunlukta toplamı 2X'tir. 14'tür. Buradan X eşittir. 7 yapar. Tekrar ediyorum. Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenlerde köşegenler birbirlerine eşittir değerli arkadaşım. Şurası 2X idi. Ve dolayısıyla burası da 2x olacaktır değil mi? Ondan dolayı yani şuraya x demiştik sonra da burada x. E, şunun toplamını 14 bulduk. E, 14 bulduysak 2x yine 14'ten x eşittir 7 olarak bulunacaktır. Yani birinci sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? A seçeneğidir. Gelelim ikinci sorumuza. Bir öklit hikayesi varmış değil mi? Dikten dik indiriyoruz. Yüksekliğin karesi eşittir. Böldü oranların çarpımları. Şimdi o zaman ABC'de bir dikdörtgen CE diktir DE EF diktir AB. Hay hay. FE2 e, A, AF4 FB de 9. O zaman ne yapıyoruz? Buradan bir dik indirelim. Karşıya bir dik indirelim. Karşıya indirdiğimiz dikme sonucunda tamam buraya x eksi 2 diyebilirim. Değil mi? Ve 4'e 9 dedik buraya. Evet. Buraya da x 2 diyelim. Tamam x ise burası da 2 kaldı. 2 ise buraya da x 2 kalacaktır. Şimdi şimdi burada öklit uygulayalım değil mi? Aşk P çarpı K. Yani x eksi 2'nin karesi eşittir. 4 çarpı 9. Buradan x eksi 2 eşittir. 4 çarpı 9'un kare kökü 6 yapar mı? Buradan x eşittir. 8 birim olarak çıkacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterir. Ne kullandık? Öklit. Aşk eşittir P çarpı K. Oo, burada da öklit varmış. Evet hatırlıyor musun? Ee, köşegen üzerinde indirilen dikmelerin birbirine eşit de ve şu üçgenlerin eşit olduğunu hatırlıyorsan bunları da ispatlamıştık değil mi? Eş üçgenler demiştik. Altı ise o zaman buraya 6 diyebilir miyiz? Dolayısıyla buraya A dersek buraya da A diyebilir miyiz? Hay hay. Burası 90 derece. Haç kare eşittir. P çarpı K. Yani 6'nın karesi eşittir. A çarpı A artı 5. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. A'ya 4 versem soru çıkar mı? A'ya 4 versek soru çıkar. 4 çarpı 9'dan 36 yapar değil mi? O zaman A'mız eşittir. 4 birim çıktı. Şimdi A'yı 4 birim bulduk. Lakin buraya 4 birim yazalım. Buraya da 4 birim yazalım. O zaman şuradan çevresini mi soruyor? Buraya A pardon A demeyin. X'i 7 diyelim o zaman. Buraya X diyelim. Buraya da Y diyelim. Şu üçgende Pisagor ve şu üçgende Pisagor uygulayalım ayrı ayrı. Yani y kare eşittir. 6'nın karesi artı burası nedir? 9 değil mi? 9'un karesi. Devam ediyoruz. Ee, bu üçgene baktığımız zaman e, x kare eşittir. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Buradan y eşittir. Ne gelecekti değerli arkadaşım? Y eşittir. 3 kök 13 mi geliyor? Evet 3 kök 13 geliyor. 52 buradan da x eşittir 2 kök 13 mi geliyor? Evet x eşittir 2 kök ne güzel x yapıyorum değil mi? 2 kök 13 geliyor. Evet şimdi bunları bulduk. Bu bizden istenen şey çevreydi. Neydi çevre? 2 tane x artı y'ydi. Burada 2 tane 3 kök 13 artı 2 kök 13 idi. 5 kök 13 5 çarpı 2'den 10 kök 13 birim olarak bulunacaktır. Bu da sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olduğunu gösterir. Geldik dördüncü sorumuza. Bir benzerlik eşlik hikayesi var sanki burada değil mi? Bir eşlik çıkacak gibi sanki. Bakalım mı? ABCD bir dikdörtgen. ABCD dikdörtgen ise K diktir EB diyor. AB 18 AK 4 diyor. Hı hı. AK 4. Tamam buraya x diyelim. dx d dde işte düzeltiyorum oraya x dedim ben orası x olarak verilmiş zaten. Şimdi şu üçgenlerin eşitliğine bakalım. Orada x bulacağız sanırsam. İçime doğdu. Evet. Buraya alfa dersek, buraya beta dersek 90 alfa beta'dan buraya alfa gelecektir. Burada 90 beta olacaktır. Şurası 90 derece. Aha. 90 derecenin karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğu için iki üçgen açı kenar açıya göre eş üçgenlerdir. Eşdirler. Ne hangi üçgenler eşittir? KDE KDE üçgeni eşittir. K dediğimiz ifade alfa ve 90. Alfa ve 90'dan devam edeceğiz. ECB ECB üçgenine kenar açı ke açı kenar açı. O zaman değerli arkadaşım Aynı açıların karşısındaki kenarlar birbirine eşit olacağından dolayı alfanın karşısı x'e Alfanın karşı x. Bak gördün mü? Burayı x olarak bulduk. Tamam x ise buraya x eksi 4 kaldı. Evet onu da bulmuş olduk. Tamam. Şimdi betanın karşı x eksi 4 ise burası da x eksi 4'tür değil mi? Tamamının toplamı da 18'di değil mi? Bu kenarın tamamı 18'di. O zaman 2x eksi 4 eşittir 18'den. 2x eşittir 22. x eşittir 11 olarak. 11 birim olarak bulunacaktır değerli arkadaşım ki sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Geldik döndürme sorusuna ABCD dikdörtgen A köşesinden sabit tutularak saat yönünde 45 derece döndürülüyor. Saat yönü bu tarafta değil mi? Evet ee, saat neydi? Evet saat yönün tersinde düzeltiyorum. Saat yönün tersi bu taraf. O zaman bu tarafa doğru dönmüş oluyor. Demek ki buradan buraya geldiyse şekil şu aradaki açımız 45 derecedir. Burası da 45 derece. Burada 45 derece. Biliyoruz ki 90 45 45 üçgeninde x x hipotenüs x kök 2 kök katına eşitti. Bunu hatırlıyoruz. AB 3'müş. AB'ye bakalım yani kısa kenarımız 3 birimse burası 3 birim olur. İkiz kenardan bu da 3 birimdir. Burası 3 kök 2'dir. Bakalım ne isteniyor? D üssü k isteniyor. D üssü k. D üssü k. Aha. Tamam. Burası 3 ise karşıda 3'tür. E, uzun kenarımız 9 santimetreydi. O zaman buraya 6 kaldı mı? Tamamı 9 olduğu için değerli arkadaşım. Tamam. Bizden D üstü K isteniyor. Yani karşıyı birleştirmem isteniyor. Karşıyı birleştirecek olursak. Bu kenara X dersek şayet. Şurada Pisagor balansı uygulayacağımız takdirde 3 kök 5 çıkacaktır değil mi? A, 2A, A kök 5. Hatırladın mı bunu? Hadi hatırlatayım bunu da sana. E, şöyle özel bir üçgen vardı. A'ya 2A varsa hipotenüs A kök 5 idi. Bulalım istersen. 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir x kareden. 36 9, 9 daha 45. 45'in kare kökü 3 kök 5 birim olarak bulunur. Santimetre olarak bulunur. Sorumuzun doğru cevabı 3 kök 5 yani E seçeneğidir. Geldik 6. sorumuza. Hatırlıyorsan eğer ÖSYM tarzı sorularda bunun benzerinden çözdüm ben sana. Bu tür sorularda dikkat edecek olursak yatayda ve düşeyde belli bir başlangıç noktası seçiyoruz. Örneğin A gibi. Başlangıç noktasından yatayda ve düşeyde ne kadar hareket ettiğini hesaplayıp ona göre dik üçgen oluşturup soruyu çözeceğiz. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Şimdi bir bilardo topu gibi düşün. Bilardo topu hareket ediyor. En son evet A'dan E pardon Allah'ım ya Rabbim bir de güzel çizebilsem A'dan E'ye gidiyor. E'den F'ye gidiyor. F'den de tabii yani öyle kolay yazdı. yazmak o kadar kolay değil. Buraya gidiyor, buradan buraya geliyor, buradan da buraya gidiyor. Evet, ee, şimdi dolayısıyla bir çıktı mı yukarıya? Şimdi düşeydeki hareket ettiği yaptığı yolu bakın. Bir yukarıya çıktı E'ye, E'den tekrar aşağı indi. Bir daha düşeyde yol kat etti. Yani bir ee, AD 5 demişti. Buraya 5 gitti. Bir daha gitmiş oldu. Nereye geldi? Çıktı E burasını E diyelim. Sonra bir daha indi, F'ye gelmiş oldu. Şurası F olsun. Bir daha çıktı C noktasına geldi. Düşeydeki hareket ettiği yol burada C noktası, burada 5 birim. Yani 5, 5, 5. Sonuçta düşeyde 15 birimlik yol kat etmiş oldu. Şimdi yatayda bakalım değerli arkadaşım. Bu hareketli sonuç itibariyle yatayda nasıl bir seyir sergiledi? A noktasından nereye varmış oldu C noktasına bunun yatayda kat etmiş olduğu yol nedir? Bunun iz düşümü olan B noktası. Yani yatayda da uzun kenar açısından uzun kenar kadar yürümüş oldu. O da uzun kenarda buraya da B diyelim. Sonuçta burası da 8 birim. 8 15 17'den toplamda 17 yani bunların toplamlarının en küçük değeri toplamda 17 birimlik hareket etmiş oldu hareket e, hareketimiz. Yani sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterir bu da. Geldik yedinci sorumuza. Aha, bu da bir eşlik mi benzerlik mi? Ne dersin? Bence bir eşlik sorusu gibi sanki ama benzerlik de olabilir. Bakalım. Ama benzerlik olacak sanki. 3. Ee, yani artık sorular. Ya, bak ne diyorum ben şimdi sana? Ne yapıyorduk? Geometride görmek çok önemli bir şey değil mi? Bakmakla görmek çok farklı şeylerdi. Bak, görebiliyorsun artık. Soruya baktığın zaman sen de bu fikri üretebiliyorsun. Bunu, düşün, bunu düşünüyorum ben. Hissediyorum bunu gerçekten. Nedir dedi? İki tane açı verilmiş. Ee, az önceki soruda eşlik gördük. Neden gördük? Çünkü 90 derecenin karşıları eşit değil. O eşlik kokusunu aldık. Burada da benzerlik kokusunu aldık. Bakalım çıkacak mı o koku? Doğru bize doğru yerdeki kokuyu mu almışız? Ne dersin? Fb5, Cf3, Ab12, Ab12. Tamam. Şimdi buraya hı hı. şimdi nereden başlayalım? Alfa'dan başlayalım. Burası beta değil mi? 90 derece olduğu için buraya da beta deriz. Dok e Tamam. Bir dakika. 90 derece demiş. DE diktir. Tamam. AF buraya dikmiş. Tamam. O zaman beta ise buraya da alfa demiş olduk. Tamam. O zaman beta alfa oldu. Burada 90 derece. 5, 12, 13'ten buraya 13-x diyebiliriz mesela. Tamam. 13 değil mi? İki üçgen benzerdir. Tamam. 8 ise burası. Burada 8 oldu. Şimdi bu üçgenlerin arası benzerliği kullanalım. 90'ın karşısı 8. 90'ın karşısı 13 eşittir. E, alfanın karşısı 13 eksi x. Buradaki alfanın karşısı 5. Şimdi istersen tekrar göstereyim neden orası 13 eksi x oldu. Göstermemi ister misin? Hemen göstereyim. Şimdi değerli arkadaşım tekrar ediyorum. E, şunu tamamı 13 birim değil mi? 5, 12, 13'ten. 13 ise buraya 13 eksi x kalır. Tamam. 90 derece. Tabii ki işler dışlar çarpımı yapalım burada. 40 eşittir. 169 eksi 13 x. Buradan 13x'i buluruz. 13x eşittir 129. x eşittir 129 bölü 13 birim olarak bulunur. 129 bölü 13 biraz ters gibi geldi ama varmışlıklarda. Sorumuzun doğru cevabı bu şekilde. Aha seçeneği oldu değerli arkadaşım geldik geldik 8. sorumuza hoş geldin 8. soru. Bir katlama sorusu gibi gördük öyleymiş. Boyutları 4 cm ve 8 cm olan şekil birdeki dikdörtgen biçimindeki karton AC köşegeni boyunca katlanıyor. AC köşegeni boyunca katlanıyor. Yani biz bunu birleştirdiğimiz vakit, şöyle birleştirdiğimiz vakit dikdörtgenin orijinal haline dönüştürmüş oluruz değil mi? Ee, şurayı da uzatabiliriz. O zaman şu geniş bir şekil çizmiştim. Daha rahat işlem yapalım diye. Burayı da e, belirtelim. Dolayısıyla şuraya 90 derece diyecek olursak. Burası da 90 derece. Değil mi? Ondan sonra e, tabi şu açılar açıortay ortay. Bunu biliyorum. Buraya alfa dersek bu da alfa olur. E, buraya da beta diyelim. Sorun değil. Şimdi e, tabi Şöyle bir baktığımızda alfa artı beta değil mi? Şurası alfa artı beta ise şuralarda alfa artı beta olacak. Değil mi? Alfa artı beta. Neden diyorum? Dikdörtgende şu açı ile şu açı eşit değil miydi? Eşitti değil mi? Tamam. Ee, evet. Tamam, ne olmuş oldu? Yani neden burası da alfa artı beta olmuş oldu? Çünkü simetrisini almış olduk, değil mi? Biz simetrisini aldığımız için şu açıyla şu açı eşit oldu. Yani şu açıyla şu açı eşit olmuş oldu. Şu açıyla da şu açının eşit olduğunu söylemiştik. Tamam. Şimdi bu açıları yazdık. Ee, şurası 4 santimetre, burası 8 santimetre, burası 4. Şimdi şöyle bir bakıyorum, beta dersek buraya alfa deriz o zaman. Deriz mi bir dakika, bir dakika acele etmeyelim. Evet de, der miyiz? Tabii ki bir dakika. Şöyle yazı yapalım. Ee, tamam. Şimdi tamam burası 4 ise burası 4'tür. Eşitlik var. Şimdi buraya teta diyelim. Örneğin önemli değil. Burada teta oldu. Teta o zaman buraya beta kaldı. Bak buraya beta kaldı. Şimdi buraya beta kaldı ise tamam alfa artı beta ise buraya da alfa kalmış olur değil mi? Tamam. Alfa kalmış oldu. Şimdi... E, ee, dolayısıyla 2 alfa eşittir tet almış oldu değil mi? 2 alfa eşittir tet almış oldu. Şimdi değerli arkadaşım 2 üçgenin eşliği konusundan bahsedelim. Bütün açıları eşit. 2 üçgenin bütün açıları eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlarda eşit olduğu için 2 üçgen eş üçgenlerdir. Bak burada o kokuyu aldık. Değil mi? O zaman şöyle yapalım mı? Buraya x dersek şuraya. E burası da x olur. E, tamamı 8'di. Buraya 8 eksi x kaldı. E, bu da 8 eksi x olur. Doğru mu? O zaman şu üçgende Pisagor bağıntısı yapabilir miyiz? Bu üçgende ya da diğer üçgende fark etmez. X kare eşittir 4'ün karesi artı 8 eksi X'in karesi. Olmaz mı? Olur tabii ki de bal gibi olur. Ee, buradan hatta 3, 4, 5 diyebilir miyiz? Buraya 5 desek buraya da 3 kalır değil mi? Evet 3, 4, 5 üçgeninden X eşittir 5 olarak bulunmuş olur. 5 cm EC diyor. EC, EC, EC neresi? EC. Biz X demiştik. O da 5 cm. Evet sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? Bu şekilde 5 yani C seçeneğidir. Geldik 9. sorumuza yine bir döndürme sorusu. Döne döne döndük vallahi. A, B, C, D, dikdörtgenin B köşesi ok yönünde 30 derece döndürülüyor. Yani saat yönünde 30 derece döndürülüyor. O zaman o zaman değerli arkadaşım 30 derece dönüyorsa sonuçta şekil buradan B kenarı etrafında buraya geldiyse şu arası 30 derecedir. Değil mi? Tamam 90 derece olduğu için buraya 60 derece kaldı. Bu da bir e, dikdörtgen olduğu için şu araya da şu araya da yine benzer şekilde 30 derece olarak yazılmış oldu. 90 derece. Tamam. E, o zaman 30 derece buraya diyebiliriz. Tabii ki aynı şekilde. Tamam. Ne verilmiş bize? AB 8 verilmişti. AB 8. AB 8 ise e, burası 8'dir. 30'un karşısı 8 ise değerli arkadaşım. 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı 8 kök 3 Burası da 16 idi. O zaman 30'un karşısı 8 ise burası 8 kök 3. Burada 16 idi. Neresi? C, B. Bizden istenen şey CD üssü isteniyor. C, D üssü. Şu aradaki mesafe. O zaman uzun kenarımız neydi değerli arkadaşım? Uzun kenarımız 6, 16 bulmadık mı şu anda? Evet. Uzun da 16 bulduk. Doğru mu? 16 bulduk. E burası tamamı 16 ise o zaman bizden istenen CD uzunluğumuz 16 eksi 8 kök 3 olarak bulunur ki bu da sorumuzun bize cevabının C seçeneği olduğuna götürür. Geldik 10. sorumuza adım adım yaklaşıyoruz. Şimdi nereden başlayalım? Tamam. Hemen soruyu okuyorum önce. Hiç merak etme. ABC dedik dörtgeni biçimdeki bir kağıt EF boyunca katlanıyor. B noktası B üst noktasına geliyor. Tamam. EF boyunca katlanıyor. Tamam. 90 derece. Burada 90 derece. Şimdi tamam. E, A E üs A üssü E. A üssü E burası 3'müş. O zaman burası 3 olur katlamadan dolayı, değil mi? Daha önce şunu bir kaleme geçeyim. Tamam. AB 9'muş. Burası 9. Tamam. Bunun tamamı da 9 olacaktır. Şimdi buranın tamamı da 9 olacaktır. Fazla gereksiz işlem yapmak istemiyorum çünkü şekil dar alanda bir takım dar pastlaşmalar yapacağım. Şimdi nereden başlayalım? Sorumuza nereden başlayalım? Ben diyorum ki şuraya A diyelim. Buraya A diyelim. Burası 90 derece. Tamam, 9 olduğu için buraya 9 eksi A kaldı. Tamam? Burası 9 eksi A oldu. Şimdi B üssü D. B üssü D. Burada 3'müş. Aha. Şimdi şu üçgenlere bakıyorum. Alfa dersem, Beta dersem, beta dersem alfa bak dikdörtgen de ve karede de çok göreceksin. Eş üçgenler çok fazla var. Şu iki üçgen birbirine bütün açılar eşit mi? Onunla beraber, onunla beraber değerli arkadaşım aynı açının karşısındaki kenarlardan bahsediyorum. Mesela beta'nın karşısı 3. Burada da beta'nın karşısı 3 olarak verilmiş. O zaman bu üçgenler eş üçgenler. Dolayısıyla alfanın karşısı 9 eksi a ise alfanın karşısı 9 eksi a olacak. 90'ın karşısı burada a verilmişse bu da a olacak. İşte bitti. O zaman bizden istenen yer komple burası değil mi? BC B pardon BC evet burası. O zaman ne, o zaman ne olur? 9 eksi A artı A artı 3 olur. 9 eksi A artı A artı 3 olur. Buradan A'lar birbirini götürür. 12 santimetre olarak bulunacaktır ki sorumuzun cevabı benzer şekilde yine C seçeneği bulunmuş olur. Geldik 11. sorumuza. Bir düzlem bir zemin üzerinde yere dik ve uçları A ve B olan iki direk verilmiştir. BC'nin iki katı AC. BC'nin iki katı AC yani K'ya 2K. Tamam bunlar birbirine diktir diyor. Hay hay. Ve diyor ki direkler A ve B noktalarına sabitlenmiş bir dipin ucunda C noktasında bir ağırlık verilmiştir diyor. Ve yerleştirilmiştir. Direkler arası uzaklık 10 metre. Hay hay direkler arası uzaklık 10 metre. O zaman şurası Nedir değerli arkadaşım? 10 metre. Tamam. Ee, direklerin uzunlukları farkı da 5 metredir diyor. Direklerin uzunlukları farkı da 5 metredir diyor. O zaman ne yapacağız değerli arkadaşım? Direklerin uzunlukları arasındaki farka bakacağız. Yani direklerin uzunlukları arasındaki farka bakacağız. Burası kaç? 5 metre mi? Evet. Direkler arasındaki uzunluk farkı 5 metre. Dolayısıyla biz bunları karşılıklı birleştirdiğimiz takdirde... Tabanımızda kaç bulmuştuk? Burayı da 10 bulmuştuk. Doğru mu? 5, 10. Tamam. O zaman Pisagor bağıntısından şu x'i bulalım. 5'in karesi 10'un karesi. Tamam. 5'in karesi artı 10'un karesi eşittir. x kare. O zaman x eşittir. 5 kök 5 çıkacaktır buradan değil mi? x 5 kök 5 çıkacaktır. Benzer şekilde yine şu üçgende Pisagor bağıntısı uygulayalım. k'nın karesi artı 4k kare. Eşittir. 5 beş kök 5'in karesi. Buradan 5K kare. Evet. İlmesi. Buradan K eşittir. Aynı mantıkla değerli arkadaşım ne gelecektir? 5 gelecektir yine. 5 santimetre. 5 metre gelecektir. Şimdi bizden istenen nedir? Kalan e, ip, ipin uzunluğundan bahsediyor. İpin uzunluğu nedir değerli arkadaşım? İpin uzunluğu bununla bunun toplamıdır. Yani 3K'dır. Buradan 3K'da 15 metre olarak bulunacaktır ki sorumuzun doğru cevabı nedir? Değerli arkadaşım A seçeneğidir. Geldik 12. sorumuza. Evet hatırlarsan bir kural vardı. ABC'de bir dikdörtgen EF 4 santim bir birim. KF 5 birim. DF'de doğrusal diyor. Tamam. Hatırlıyor musun? X kare eşittir. E, y çarpı Y artı Z. Yani DE'nin karesi eşittir. EF çarpı EK. Doğru mu? Şimdi o zaman bakalım. EF'ye 4 diyecek olursak. KF'de ne olacaktır değerli arkadaşım? f'de 5 olacaktır. Değil mi? Şimdi o zaman biz burayı x diyecek olursak x kare eşittir 4 çarpı 9 dersek buradan x eşittir ne çıkacaktır? 4 kere 9 36 6 birim 6 birim yani 6 birim çıkacaktır. Bizden istenen nedir? EC'nin AE oranı. EC'nin AE oranı. Tamam x'i kaç bulduk? 6 mı bulduk? Şimdi 6'nın 4'ü oranı buraya m buraya n diyecek olursak M'nin ne oranı kelebekten değil mi? Şuradaki kelebekten M'nin ne oranı 6'nın 4'e oranına eşittir. Bu da eşittir. 3 bölü 2 mi geliyor? Bir dakika. A, E, C'nin evet E, A, E oranı. M'nin ne oranı? Tamam. Tabi ters yazmışım. Değil mi? 6 bölü 4 değil. 4 bölü 6 olacak. Düzeltiyorum. Burayı da düzelteyim. Pardon. 4 bölü 6. 2 bölü 3. Bu da ne olacaktır? Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Şimdi değerli arkadaşım burada tekrar bir şey izah etmek istiyorum ben sana. Şu teoremi bağıntıyı hatırlamamış olabilirsin. Tabi formülle çözme konusunda sıkıntılarımız var. Ben hiç tasvip etmiyorum. bunu başka türlü ne yapabilirdik diyecek olursam. Mesela burayı bilmiyoruz. buraya x diyelim. Kısa bir göstereceğim sana. Evet. Biz bizim buradaki yapacağımız şey şu. Şuraya x diyelim. Tabii bizden burayı soruyor. Buraya bir bakalım. Burayı x olarak düşünelim. Şimdi x'e 4 ise buraya 4k dersek buraya xk diyebiliriz değil mi? Orantılıdır. Burası buraya paralel kelebekten dolayı. Tamam. Hay hay. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Tamamı xk ise buraya x eksi 4k kalır mı? Kalır mı? İspatlı yapmaya çalışıyorum. x eksi 4k kalır. O zaman 5'in 9 artı x oranı 5'in 9 artı x oranı eşittir x k'nın x'e oranı x pardon x eksi 4 k'nın düzeltiyorum x eksi 4 k'nın x oranı burası x k Allah'ım Allah'ım yazımda harika değil mi konuşturuyorum bu yazıyı xk. Yani ben farklı ispatını yapmaya çalışıyorum senin için. Buraları birbirini götürsek buradan x'in 6 birim olduğunu göreceksin. 6 birim geldikten sonra m bölü n'nin oranı 2 bölü 3 olarak benzer şekilde bulunacaktır. Yani için ispat yapmadan geçmeyi el vermedi. İspatını yapmış oldum. Bir kere daha hatırlattım. Pekiştirme 19'unda sonuna geldik. Artık dikdörtgende alanda dikdörtgenin son konusunda konu anlatımında görüşmek üzere. Of çok yoruldum. Çok hızlı anlatıyorum değil mi? Yani biliyorum ki çok hızlı hızlı yavaş yavaş anlatıldığı zaman hızlandırıyorsunuz. Ben de hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Çarpı 2 çarpı 3. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakal.